Önümüzdeki hafta dolarda ve buna bağlı olarak gram altında çok sert hareketlerle karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Fitch'in Türkiye ile ilgili yaptığı açıklama ve görünümünü negatife çevirmiş olması dolar üzerindeki baskıyı biraz daha arttırıyor. Doların sert yükselişi gram altının yükselişini de beraberinde getiriyor. Altının onsu da zaten dünyadaki risklerle birlikte yükseliş eğiliminde. Hem altında, gram altında özellikle, hem de dolardaki yükseliş piyasalar üzerindeki baskıyı arttıracak gibi. Borsadaki satış baskısı da daha da artacak. Şimdiden sizleri uyarmış olayım. Bugün hem rakamları konuşacağız hem de Fitch'in bu açıklamasını detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Rakamların kapanışlarına bir bakalım. Bir kez daha hatırlayalım isterseniz. BIST 100 endeksi 110.988 puan seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. %1,5'luk bir düşüş vardı. Çok ciddi bir beklenti yaratılmıştı biliyorsunuz. Müjde haberiyle birlikte. Ama cuma günü dağ fare doğurunca doğal olarak borsada geri çekilmeler hızlandı, yabancı çıkışlar hızlandı ve bu yabancı çıkışı da borsadaki satış baskısını arttırdı. Pazartesi günü itibarıyla satış baskısının daha da artacağı kanaatindeyim. Dolar 7.31.63 seviyesinden kapattı. 7.35 zorlamıştı. Sonrasında da 7.31 seviyesine gevşeyip bu seviyelerden kapanışını gerçekleştirdi. Dolarda da Fitch'in bu açıklamasıyla birlikte sert hareketler göreceğiz gibi 7.80 ve 8.20 önümüzdeki hedef rakamları diyebilirim. Euro dolar paritesi 1.17.98'e kadar geri çekildi. 1.18'in üzerine kendisini atamaması durumunda ilk etapta 1.17'yi aşağıya zorlayacaktır. Burası sağlam bir destek noktası haline geldi. 1.17 seviyesinden bahsediyorum. Aşağıya doğru kırıldığında 1.15, daha sonrasında 1.12'yi işaret eden bir euro dolar paritesi görürüz ki bu da euro ile dolar arasındaki makas kapanırken doların yükselişinin daha da hızlanması anlamına gelecektir. Bir de buna dolar endeksindeki yükseliş eklenir ise eğer Türk lirasının değer kaybı daha da hızlanacaktır. İşte o zaman 7.80'i de çok hızlı bir şekilde kırıp 8.20 yolculuğumuza başlayabiliriz. Altın onsu 1940'tan kapandı. Dünyadaki riskler her geçen gün artıyor. Şu andaki dalgalanmalar silkeleme hareketleri diyebilirim sizlere. 1930'da önemli bir destek noktası oluşturdu kendisine. Hacim her geçen gün biraz daha artıyor. Bu da bize 2000 doların üzerine hızla tırmanacak, 2100'ü hedefleyecek bir altın ons değerini işaret ediyor arkadaşlar. Rakamlar bu şekilde. Önümüzdeki haftaki beklentileri de kısaca sizlerle paylaştım. Şimdi de Fitch'in Türkiye'nin görünümünü negatife çekerken, yani neredeyse çöp düzeyine getirirken yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğine. Döviz rezervlerinde ciddi bir azalmayı işaret ediyor. Aylardır dile getirdiğimiz konulardan birisi. Merkez Bankası rezervleri şu anda sadece swaplardan oluşuyor arkadaşlar. Ve bu swaplar çevrilemezse, Türk lirası verip karşılığında dolar almayı başaramazsak biz, Merkez Bankası net rezervlerinin bir anda 30 milyar eksiye düşmesi anlamına geliyor. Bugün 29 milyar dolar civarında bir artı rezervimiz var gibi görünüyor ama swap'ı çevirememeye başladığınız an negatif ortama düşüyorsunuz. Bu da kur kırılganlığının daha da artması anlamına geliyor. Fitch de bunu işaret ediyor zaten. Türk lirasının değer kaybetme ortamının her geçen gün daha da riskli hale geldiğini söylüyor. Bunun en önemli sebebinin de kura aşırı ve gereksiz müdahaleler olduğunu belirtiyor Fitch. Nitekim son bir yıl içerisine bakıyoruz. 100 milyar dolardan fazla para harcanmış Merkez Bankası tarafından kuru baskılayabilmek adına. Krediler ve cari açıktaki hızlı artış. Kredilerin hızla artması döndürülebiliyorsa sorun değildir arkadaşlar. Hatta piyasanın canlanması için iyi bir işaret olarak algılanır ama verdiğiniz krediler geri dönmezse, finansal sistemi sıkıntıya sokarsa, bankacılık sistemini sıkıntıya sokarsa bu büyük bir tehdit ve tehlikedir. Fitch onu söylemeye çalışıyor kredilerdeki artışla. Cari açıktaki artışın çok önemli olduğunu zaten aylardır sizlerle paylaşıyorum. Katlanarak artacağını söylüyorduk. Nitekim Temmuz ayına geldiğimizde 19.7 milyar dolarlık bir cari açığa ulaşılmış durumda. Geçen sene aynı dönemde 8.7 milyar dolarlık fazlası vardı. Önümüzde daha bir 5 ay daha var ve cari açık hızla artmaya devam ediyor. Eylül ayı itibarıyla demek ki cari açık 25 milyar doları aşacak arkadaşlar. 25 milyar doların üzerine çıkmış bir cari açık Türkiye gibi bir ekonomide büyük bir kırılganlık anlamına geliyor. Fitch
de bunu anlatıyor zaten. Cari açığın turizm gelirleriyle ya da işçi döviz gelirleriyle kapatılması da mümkün olmadığı için dövizin üzerindeki kırılganlık çok daha netleşiyor. Türk lirasının aşırı değer kaybı ise ithalata göbekten bağlı olan Türkiye ekonomisinin direkt krize gidebileceğini gösteriyor. Fitch, Türkiye'nin görünümünü negatife çevirirken erken seçimlerle ilgili risklerin arttığını da işaret ediyor. Önemli spekülasyonların yapıldığını söylüyor. Çok da yanılmıyor. Ayasofya meselesi, Orta Doğu politikalarının pişirilip önümüze getirilmesi. En son verilen müjde, 30 defa söylenen müjdenin 31. defa temcit pilavı gibi pişirilip önümüze konulması vesaire. Bunların hepsi bir seçim hazırlığı olarak hem Türkiye'de hem de uluslararası piyasalarda aynı şekilde algılanıyor. 2023 normal zamanından önce öyle ya da böyle bir seçime doğru gidecek. Bu da zaten ekonomik sıkıntılar yaşayan Türkiye'nin çok daha ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor. Fitch jeopolitik risklerden de bahsediyor. Mesela İdlib'de ateşkesin bozulma ihtimali, Rusya ile gerilimin artması ihtimali, S-400 meselesinden dolayı Amerika ile ortamın gerilmesi ihtimali, Katsa yaptırımlarının uygulanması ihtimali özellikle Biden'ın seçilmesiyle birlikte vesaire. Bütün bu gerilimlerde yine ekonomi üzerindeki baskıyı arttırıyor. Siyasi baskılar ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı meselesi de gündeme getiriliyor. Zaten bu konuyla ilgili artık kimsenin inkar ettiği falan yok. Merkez Bankası Türkiye'de bağımsız değil son başkan itibarıyla. Siyasi etki ve siyasi baskının çok net bir şekilde olduğunu zaten biliyoruz, görüyoruz. Açıklamalardan da bunu anlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararı neyse Merkez Bankası bunu uyguluyor. Sayın Cumhurbaşkanı zaten bunu destekleyen bir yığında açıklama yaptı. O nedenle Merkez Bankası'nın bağımsız olmaması ve kararlarında gecikiyor olması da piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor diyor Fitch. Bakın bizim aylardır dile getirdiğimiz konuları neredeyse liste yapıp önümüze koymuşlar. Merkez Bankası'nın bağımsız olmasının önemli olduğunu söylüyorduk. Enflasyon etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyorduk. Türkiye'nin negatif reel faizi kaldıramayacağını söylüyorduk. Bugün gelinen negatif reel faiz ortamı kur kırılganlığını da her geçen gün biraz daha arttırmaya devam ediyor. Bakın deniz bitti, kara göründü arkadaşlar. Önümüzdeki hafta çok zor bir hafta. Fitch'in bu açıklaması, müjdenin tamamen fiyasko çıkmış olması vesaire. Bütün bunlar yabancıların Türkiye'den kaçışını hızlandırıyor. Geçen hafta hisse senedi ve diğer piyasalardan yabancıların çıkışı sadece 600 milyon doların üzerinde. Net çıkıştan bahsediyoruz. Yabancıların bu çıkışları Türkiye'den kaçışı işaret etmeye başladı. Tedirgin edici bir tablo. İşsizlik bir tarafta, yoksulluk bir tarafta, satın alma gücünün düşmesi bir tarafta, enflasyonundaki artış bir tarafta, gerçekçi olmayan faiz ortamı bir tarafta. Fitch faizle ilgili de konuşuyor. Diyor ki Merkez Bankası öyle ya da böyle politika faizin 9.75 seviyesine çekmek zorunda kalacak. Ben Fitch'in son derece iyimser olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de kur kırılmadığı sürece, kurda çok büyük bir atak yaşanmadığı sürece Merkez Bankası diğer enstrümanları kullanmaya devam edecektir. Gizli faiz artışları yapmaya devam edecektir. Repo faizlerini arttırmak, gecelik faizleri arttırmak gibi ya da swap faizlerini arttırmak gibi. Nitekim onları arttırdı zaten. Fonlama faizini arttırmak gibi. Ama politika faizini, bariz faizi yani arttırma ihtimalinin olduğu kanaatinde değilim yakın zaman içerisinde. Merkez Bankası buna direnecektir, direnmek zorundadır. Çünkü ekonomik sıkıntıların zaten tavan yaptığı, elde kalan tek silahın faiz olduğu bu ortamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz artışı gibi bir uçuruma kendisini sürükleyeceği kanaatinde değilim. Siyasi olarak bakın. Çünkü buna verebileceği bir cevabı olmayacaktır. Faizlerin artışı ancak çok ciddi bir kur kırılganlığı sonrasında dış güçlere bağlanarak olabilir arkadaşlar. Dış güçler bize saldırdı. Bir anda Türk lirası aşırı değer kaybetti. E ne yapalım, biz de mecbur kaldık, faizleri arttırdık. Yine bize çok ciddi bir saldırı var diyerek bunu yapabilirler. Bu koşullar içerisinde öyle faiz arttırımına gitme ihtimali yok. Yine rezervlerin erimesi konusuyla ilgili önemli bir konunun altını bir kez daha çiziyor. O da şu: brüt rezervler 105.7 milyar 88 milyara çok hızlı bir şekilde indi diyor. Swap miktarının 40,5 milyar dolara dayanmış olduğunu söylüyor. Eğer çevrilemezse risklerin daha da büyüyeceğini söylüyor. Bu ne demek? Bunu biraz açalım isterseniz. Merkez Bankası bir şekilde swap anlaşmaları yaparak rezervlerini yukarıda gösteriyor şu anda. Bunu çevirme ihtimali her geçen gün
azalıyor. Bu swap yaptığı kurumlar, kuruluşlar, ülkeler, kişiler neyse artık. Yarın öbür gün yok kardeşim senin risklerin arttı. Artık biz Türk lirası dolar swap'ı yapmayacağız derlerse, Merkez Bankası bu süreci çevirme konusunda sıkıntılar yaşamaya başlarsa eksi rezervler netleşeceği için işte o zaman ekonomik krizin adı konulmuş olur diyor Fitch. Fitch ilk defa rakamsal olarak Merkez Bankası rezervlerinin ne kadar ekside olduğunu da ifade ediyor. 30.2 milyar dolar ekside diyor. Eğer ki swapları çıkartırsanız. Swaplar varken artıda gibi görünüyor. Swap anlaşmaları çıktığı an itibarıyla 30.2 milyar dolarlık bir eksi rezerv var diyor Merkez Bankası'nda. Bu büyük bir risk diyor. Riskler bu kadar ayyuka çıktıysa Merkez Bankası rezervleri artık çok net bir şekilde Fitch gibi kurumlar tarafından da dile getirilmeye başlandıysa, her hafta Merkez Bankası rezervleri düşmeye devam ediyorsa, borçlar çevrilemiyorsa arkadaşlar, dolara olan ihtiyaç her geçen gün biraz daha artıyorsa, riskler arttıkça kamunun da borç bulma ihtimali biraz daha düşmeye devam ediyor. Türkiye borç bulamazsa, swap anlaşmaları yapamazsa, kredi notu Fitch dışındaki diğer kuruluşlar tarafından da düşürülmeye devam ederse, Londra piyasasında zaten hiçbir şansımız kalmadı. Hem politik kaygılar, hem hukuki kaygılar, hem de finansal kaygılar nedeniyle yabancılar artık Türkiye'ye güvenmiyor ve parasını getirmiyor. Aksine parasını kaçırmaya devam ediyor ve bu da Türkiye'den dolar çıkışını devam ettirirken dolar girişinin önünde çok önemli bir baraj etkisi yaratıyor. Bütün bu koşullara bir de cari açık eklendiğinde, yüksek enflasyon ortamı eklendiğinde, faiz ortamındaki negatiflik eklendiğinde kırılganlıklar daha da artıyor. Çok net bir şekilde Türkiye devalüasyonist bir ortama doğru sürükleniyor arkadaşlar. Bu saatten sonra kimse doların düşmesini falan beklemesin. Yükseliş her koşulda devam edecek ama acaba kademeli ve kontrollü mü olacak, yoksa ipler kopacak ve devalüasyonist bir sürece mi sürükleneceğiz? En önemli soru bu arkadaşlar. Ve bütün göstergeler ne yazık ki Türkiye'nin devalüasyonist bir sürece doğru sürüklendiğini gösteriyor. Uluslararası kurum ve kuruluşlar çok net bir şekilde görüyor. Yani Türkiye'nin eli tamamen açılmış durumda ve herkes Türkiye'nin elini gördüğü için de oyununu en karlı hale getirecek şekilde oynuyor. Son not, doların devalüasyonist bir etkiyle 13, 14, 15 liraları bulması durumunda, altının da 2100 dolar seviyelerine gitmesi durumunda arkadaşlar 948 liralık bir gram altın görürüz. Herkes otursun hesabını kitabını yapsın. 1000 liranın hemen sınırında 948-950 lira aralığında bir gram altın fiyatı görürüz. Buna da kimse şaşırmasın arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve tabii ki beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.